Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Sakarya Karasu'dan özel bir noktadayız. Seramiko Kafe Restorant'tan sesleniyoruz sizlere. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi İbrahim Bayraksar bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İbrahim Bey merhaba. Merhabalar Sinan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Karasu'ya geldiniz. Biz de onurlandınız. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Biz de güler yüzünüz, bizi karşılamanız size çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Şimdi Seramiko Kafe'nin özel hizmetleri var. Özellikle önümüzdeki kahve. Şimdi bundan bahsedeceğiz, çalışmalarınızdan, mekanınızın hizmetlerinden. Ama önce sizi bir tanıtalım ekranlara başındaki değerli izleyicilerimizi. İbrahim Bayraktar kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Yani biz bir inşaat firmasıyız. Biz dekorasyon üzerine çalışmalarımız var. Tabii ilk önce bazı bu tür işletmeler hobi gibi başlar ama sonradan ticarete dönülür. Evet. Biz burada sabah kahvaltımız var. Balık çeşitlerimizin bütün hepsi var. Bunun yanında da fincanda közde kahvemiz var. Özel tabii, bir şey bu. Kahvemiz özel deyince, tabii buyurun tadına bakın, özelliğini size bırakalım. Şimdi zaten hazırlanış aşaması çekildi bir an önce. Arkadaşlarım şimdi ekranlar başındaki değerli izleyicilerimiz izliyorlar. Çok güzel. Harika. Kahvemiz Yemen'den, suyu Karasu'dan, odunları yaşlı fındık ağacından. Hı-hı. Sıcaklığı, sevgisini biz katıyoruz içerisine. Evet. Evet. Tabii 7 yıldır bu işletmeyi açtık ve devam ediyoruz. Evet. İyi bir şekilde, sağ olsun müşterilerimizden yana bir sıkıntımız yok. Sabah 7.30-8 gibi açılır işletmemiz. Mesai başlıyor. Evet, közümüz yanar, ateşimiz ve saat kapanıncaya kadar aynı közde 7 yıldır ateşimiz devam eder, sönmeden yanıyor. Böyle fincanın yanına iki tane parça koyuyorsunuz közden, değil mi? Evet, közde olduğunu belli etmek açısıyla fincanda közde yapıyoruz kahvemizi. Evet. Farkı tabii tadı size bırakıyoruz. Çok güzel, lezzetli ve harika bir hazırlanış ve iyi bir sunum da önemli tabii. Yanında tabii elmalı soda, evet, lokum. Evet. Lokum var. Şimdi Osmanlı'da kahvenin önünden su içermişler. Suyun tabii açlık olduğunu, işte karnının tok olduğunu belli edermiş. Biz de soda veriyoruz. Soda tabii önceden balık falan herhangi bir yemek yediğinizde, evet, sodayı önceden içtiğinizde ağzınızı temizliyor ve kahvenin tadını alıyor. Tadını şu anda alıyor. Kahvemiz aslında biz değil, öbür arkadaşların yaptığı da önemli. Kahve günde 2 öğün, 3 sefer içilmesi gerekiyor. Evet. Nedeni ise şu vücuttaki bağışıklık sisteminin ve faydası fazla. Öyle, evet, söyleyelim. Yani kahveyi tüketim anlamında belli bir kotada, evet, günde 3 kere diyorsunuz tüketilmesi faydalı, evet, insan, evet, sağlığı açısından da. Yaptığınız bir özel kahve tabii. Şimdi sektörde de yalnız değilsiniz. Bölgede meslektaşlarınız var. Sizi farklı kılan özelliklerden biri bu zaten. Bir de tabii müşteri memnuniyeti, güler yüz, değil mi? Bunlar da önemli. Ya şimdi şöyle bir şey olsun tabii. Bir sürü arkadaş olsun, bir sürü kişi yapsın. Yani sonunda alternatifler olsun. Evet. Daha iyi olur. Bizim için kahve, bilmiyorum, İstanbul'dan burası 250 kilometre, İzmit İstanbul'dan Adapazarı'ndan gelen çok müşterimiz çok var. Çok müşterileriniz var. Karasu'ya geçtik zaten, de. Evet. Evet, ben de sizinle tanışmamış kişileri de Karasu'ya yolu düşen, burası zaten turizmin de göz bebeği, güzel bir nokta lokasyon olarak Karasu. Sizinle tanışmaya davet ediyorum mekanınıza. Evet. Şu güzel kahvenizin lezzetine, tadına bir baksınlar diyelim. Peki başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Ailenizle birlikte, çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız bir değerli hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum. İnşallah farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Sakarya Karasu'dan sektörün en iyisi Seramiko Kafe Restorant'tan firmamızın sahibi beyefendi İbrahim Bayraktar'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.